Şimdi her toplumun kendi inançlarına göre değerleri vardır. Bu değerleri yaratmak o topluma huzur ve mutluluk verir. Ayrıca insanları bir arada tutar. Eğer bir kültürü yok etmek istiyorsanız önce o toplumun dilini yok edeceksiniz. Dilini yok ettikten sonra diğerleri kendinden çorap söküğü gibi gelinir, yok olur. Diğer değerlerini de kaybeder o toplum. O nedenle bir toplumun kendi varlığını sürdürebilmeleri için önce dillerine sahip çıkmaları lazım. Şimdi şöyledir, tabii her toplumun kendi değerlerine göre mitleri olduğuna göre Alevilik de bir toplumdur. Alevilerin de kendine göre mitleri vardır. Mitler biliyorsunuz mitolojik hikayelerdir. Fakat bazı toplumları dediğim gibi bu mitler bir arada ya da işte ritüeller bir arada tutuyorlar. Mitler genellikle toplumun bir arada tutulmasına bir katkı yapıyorsa o mitler o toplum için faydalıdır. Fakat bazı mitlerde toplumu alabildiğine geriletiyor. Yani toplumu çağın gerisine atıyor. Bir toplum mutlaka kendi öğretisini çağın koşullarına göre uyarlamazsa o toplumu süre içerisinde dışlar. O toplum yok eder, yok olur gider. Mutlaka çağın koşullarına göre kendi öğretilerini yenilemesi lazım. Yani bizler de biliyorsunuz bilim bizim rehberimiz diyoruz. Bilhassa bilimsel veriler ışığında elbette toplumun mitleri olacaktır filan. Fakat bunlar böyle hürafa şeklinde değil, dediğim gibi düşüncemize, dünya görüşümüze, geleneklerimize, öğretimize uygun olması lazım. Elbette doğru anlatmalar da vardır. Fakat öyle bir şey ki Alevilik içerisindeki insanların düşünceleri homojen bir değildir. İnsanlar kendi bilgi birikimlerine göre Aleviliği değerlendiriyorlar. Yani işte bir insan eğer bu evreni neyiz, nereden geldik, nasıl olduk, işte bunu merak edip araştırırsa elbette o toplumu daha iyi tahlil ediyor ve olayları daha net açıklayabiliyor. Fakat kendisini geliştirmemişse halen dededen babadan kalma bu mitlerle Aleviliği anlatmaya çalışıyorsa o toplum için faydalı değil diyorum. Var olan bir şeydir. Ölçülebilen, sınanabilen bir değerdir. Var olan bir şeydir. Yani yok zaten yokta bir şey yoktur. Şöyle diyelim yani bu Alevilikteki varlığın birliği Aleviliğin temel öğretisidir. Çünkü Alevilikte devri daim olsun, gerçeğin demine hü olsun, aşk ile olsun bunlar hep varlığın birliği üzerine yükselirler. Şöyle diyelim bunu var olan her şey, bu evrende var olan her şey bir bütünün parçası. Şöyle açıklayayım bunu. İnsan küçük bir evrendir. İnsanı açıklarsak insan beyni de yaklaşık 85 milyar, bilim adamları öyle diyor, 85 milyar nöron var. Bu nöronların her birinde de ayrıca her birine 15 bin başka bağlantılar vardır. Yani vücudumuzda ne kadar hücreler varsa hepsi beyine bağlı. Beyine bağlıdır. Yani hepsi bir bütün oluşturuyor ve bu vücudumuzu oluşturuyor. Evren de öyledir. Evrende her şey birbirine bağlı, her şey birbirini etkiliyor. Her şey bir süreçler zincirini izliyor. Ve bu süreçler zincirine kesiklik olmuyor. Her şey de zincirleme olarak birbirine bağlı ve karşılıklı olarak birbirini etkiliyor. Her şey her an bir yaşamın sonu ve başka bir yaşamın da başıdır diyoruz. Bu yaşam canlı cansız her şey içindir. Yani şöyle diyelim, örneğin uzayda trilyonlarca yıldızlar vardır. Trilyonlarca galaksiler vardır. Bu galaksiler içerisinde yıldızlar da ölür. Nasıl ölür yıldızlar? Yakıtını tükettikten sonra yıldızlar genişler ve genişledikten sonra tekrar üst üste biner, büzülür ve arkada toz ve gaz bulutları kalır. Bu tozlar, örneğin Güneş sistemi ölmüş bir yıldızın toz ve gazlarından oluşmadır. Canlılar da haliyle ölüyor.
O nedenle varlığın birliğinde bu evrende, bu evren bir uyum içerisinde ahenkli de olursa evrende düzeni bozulmaz. Fakat uyum içerisinde olmazsa, örneğin bir gök cismi herhangi bir cisme çarptığı zaman o cismin dengesini bozuyor, bir uyumsuzluk oluyor. Bu uyumsuzluk oluyor. Vücudumuz da öyledir. Vücudumuz da uyum içerisinde olduğu zaman daha sağlıklı oluyoruz. Her şey ahenk içerisinde oluyor. Evrende en küçük parçayı alın, en küçük zerreyi alın. O küçük zerrenin içerisinde bütün evrenin bilgisi vardır. O nedenle bizim hak dediğimiz işte o zerrelerin bütününe biz hak diyoruz. Evrende var olan her şeyin bütününe hak diyoruz. Felsefemizin de temelini oluşturuyor. Bizler diyoruz ki gerçeğin demine hü diyoruz. Gerçeğin demine nedir? Gerçek nedir? Gerçek bilimle aklın birleştiği noktadır. Birleştiği noktadır. Yani akıl ve bilim birleşiyor. Bugün günümüzde evrenin birçok sırları çözüldü. Evrendeki var olan birçok biyolojik canlıların %99'unun sırları çözüldü. Güneş sisteminin sırları çözüldü artık. Evrenin de birçok diğer uzaydaki evreni de bizden milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki bazı cisimlerin de var olduğunu artık tespit ediyoruz. Birçok sırları çözüldü. O nedenle biz dikkat edilirse gerçeğe hü deriz. Gerçeğe hü yani bilimle aklın birleştiği noktadır. Biz bilimi ve aklı birbirinden ayıramıyoruz. Çünkü bunların ikisi de bizim rehberimizdir. Yani bilim ve aklımızı kullandığımız zaman bizler yaşamın koşullarını, yaşamın sırlarını bu şekilde anlıyoruz ve düşüncelerimizi de bu temel üzerine oturtuyoruz. Yani sırf Alev için değildir, bunlar her toplum için geçerlidir. Evet, evet. Her toplum için geçerlidir, her etnik köken için geçerlidir. Bir toplumda ahenk bozulursa o toplum dağılır. Dediğimiz gibi işte bir toplumu yok edebilmek için de önce kültürlerini yok edeceksin. Kültürler nedir? Dil, gelenek, görenek, adetler, onları yok edeceksin. Onları yok ettikten sonra o toplum dağılır. Eğer dilini, geleneklerini, göreneklerini sahip çıkarlar, kendilerinden sonraki kuşaklara aktarırlarsa, yani çağın koşullarına göre bir kendilerinden önceki aldıkları gelenekleri, görenekleri, adetleri çağın koşullarına göre uyarlar, kendilerinden sonraki nesillere aktarırlarsa o toplum devam eder. Bütün zaten dedim ya, devri daim. Enel Hak, aşk ile gerçeğin demine hü hep onun üzerine oturtuluyor. Onun üzerine oturtuluyor. Yani bizlerde biliyorsun devriye inancı vardır. Devriye nedir? Bizler diyoruz ki bu evrende diyor her şey değişim dönüşüm içerisinde diyoruz. Her şey diyoruz yok olmuyor diyoruz. Her şey bir başka şeye var ediyor. Bir başka şeye dönüşüyor. Yani madde neden yapılmadır? Atomlardan yapılmadır. Atomlar da atom altı parçacıklarından yapılmadır. Çeşitli atom altı parçacıklar bir araya geliyor. Atomları oluşturuyor. Atomlarında çeşitli atomlar bir araya geliyor. Hücreler oluşturuyor. Hücreler de çeşitli hücreler bir araya geliyor. Cisimleri oluşturuyor. Bunlar bu şekilde oluşuyor. Hakka uğurlama da çıkardım. Daha sonra Ozanların dilinden Sivas katliamı.